Bugün İstanbul'un bütün otelleri, İstanbul'un bütün restoranları, tur firmaları, acente firmaları, rehberler, şunlar, mekanlar hepsi Arapların sayesinde dolmuş ve buradan insanlar para kazanıyorlar. Ama birileri de bu sosyal medya ortamından yürüyerek televizyon kanallarında da Araplar bizi işgal etti, Araplar bize şunu yaptı, Araplar geldi buraya, Arap şunu alıyor ben alamıyorum, Arap şunu yiyor ben yiyemiyorum, artık bunları ülkemizde istemiyoruz, ülkeyi istila ettiler, gelip buradan bilmem ne alıyorlar diye böyle ucuz bir ırkçılık üzerinden ülkenin turizmine balta vuruyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı daha fazla turist çekebilmek için gece gündüz çalışma yapıyor. Mesela Adana ve İzmir'den sonra Mersin'in Mezitli ilçesinde de yabancı dilde hazırlanan tabelalar kaldırılmaya başlandı. Şimdi bu haberleri birileri Arapçaya da çeviriyor. Efendime söyleyeyim farklı çevirip farklı bölgelere de yayıyorlar. Şimdi bir empati kurun. Ailenizle beraber Türkiye'ye tatile gelmeyi düşünüyorsunuz. Bir Kuveyt'tesiniz veyahut da Ürdün'desiniz veya Bahreyn'de veyahut da Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da o bölgedesiniz ve devamlı böyle haberler görüyorsunuz. Ne yaparsınız? Rezervasyonunuzu iptal edersiniz. Abi baksana değil bize, abi adamlar harflerimize tahammül edemiyorlar. Tabelaları söküyorlar. Hem de bunu yapan her belediye de sanki böyle atomu parçalamışçasına içerikler çekiyorlar. Efektler, müzikler, alkışlar. Altta da bir zümre var. Bir mankurt kafa bir zümre var. Aslan başkan işte budur. İşte memleketi korumak budur. Manyak mısınız siz? Mesela Yunanistan'dan birisi İstanbul'a geldiği zaman biz bundan rahatsız oluyor muyuz? Yok. Veya İngiltere'den, Almanya'dan, İspanya'dan, öteden beriden. Ama buraya Arap bölgesinden geldiği zaman birileri, abi herkesin dilinde o var. Cami cemaatiyle oturuyorsun. Abi Araplar var ya, Araplar hepten istila ettiler burayı. Çamlıca Camii'ne gittim ben bugün. Benim safta yarısı Arap bölgesinden gelen kardeşlerim. Aynı safta namaz kılıyoruz. Ben bir tane Hollandalıyla, ben bir tane İspanyalıyla aynı safta namaz kılmadım.